İşlerin en iyisi ve en kötüsü. Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki, Sevgi, dünya menfaatine dayanmamalı, Allah için olmalıdır. Menfaate dayalı sevginin kıymeti yoktur. Sevgi, Allah için olmalıdır. Yine bunun gibi, buz ve düşmanlık da Allah için olmalıdır. Nefse zor geldiği için, menfaate ters düştüğü için buz de günahtır. Dine hizmet ederken bizim beraberliğimizi sağlayacak olan sevgidir. İnşallah bu sevgi bağı hepimizin kurtulmasına vesile olur. Kişi sevdiğiyle beraber olur hadisi şerifi ümidimizi kuvvetlendirmektedir. Mevlana Halidi Bağdadi Hazretleri de Allah'ın dergahında ehil ve na ehil beraberdir buyuruyor. Yani eğer bir topluluğun içerisinde Allah'ın sevdiği bir kişi varsa, Cenab-ı Hak o bir kişi hürmetine hepsini affeder. Onunla beraber hepsi cennete girer. Öyleyse kendimiz iyi olmasak da iyilerle beraber olmaya çalışmalıyız. Cemaatte rahmet var, ayrılıkta azab ilahi var hadis-i şerifi, beraber olmanın önemini bildirmektedir. Allahü Teala cemaatin içerisinde birini sever, onun ihlasını, muhabbetini beğenir, kabul ederse, diğerleri de onun hürmetine kurtulur. Kurtulmak için birlik ve beraberlik içinde olmak ve kurtulanların arasında olmak gerekir. Çünkü Muînüddîn-i Çeşti Hazretleri iyilerin arasında olmak iyi işlerin en iyisidir. Kötülerin arasında olmak kötü işlerin en kötüsüdür buyuruyor. Cenab-ı Hak bizi kendi şerrimizden korusun. Allah'ın düşmanı olan nefsimiz her an, günün her saati bizimle beraberdir. Özellikle ölüm anında, imansız öldürmek için şeytana yardımcı olur. Müslümanlarla beraber olmaya can atmalı. Çünkü iki Müslüman bir araya gelse, faydalı hiçbir şey yapmasalar, anlamasalar ve hissetmeseler bile, Cenab-ı Hakk'a sevgisi yüksek olanın kalbinden, diğerinin kalbine sevgi akar. Bileşik kaplardaki sıvı durdurulamadığı gibi bu akıntı da durdurulamaz. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri vefat ederken: Ya Rabbi, sana layık bir ibadet yapamadım. Yalnız seni ve dostlarını çok sevdim. Senin düşmanlarını da hiç sevmedim. Beni bu ibadetime bağışla diye dua etmiştir. Arkadaş seçerken Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki, Salih insanlarla arkadaş olmalı, yoksa sonu felaket olur. Hadis-i şerifte, insanın dini, arkadaşının dini gibidir buyurulduğu için, devamlı görüştüğümüz insanları, özellikle evleneceğimiz kimseyi seçerken çok dikkatli olmalı. Çünkü devamlı onunla beraber olacağız. İş seçerken de, hayırlı işi tercih etmeliyiz. Neticede bu da bir arkadaştır. Ayrıca, Okuduğumuz gazete, kitap ve dergiler de hep arkadaştır. Bu yüzden çok dikkat etmeliyiz. Öyle bir yere, öyle bir arkadaşa gitmeli ki, ondan bir şey istifade etmeli. İki Müslüman bir araya gelince, mutlaka kalpten kalbe bir şey yakar. Bu yüzden başlangıçta kabir ziyareti yasa getirmişti. Çünkü ölenlerin hepsi kafirdi ziyarete gidenlerin kalpleri kararacaktı. Müslümanlar da vefat etmeye başlayınca kabir ziyaretine izin verildi. Bizler de büyük zatların kabirlerini, onların kalplerindeki sevgi ve feyzin bizim kalbimize de akması için gidiyoruz. O halde ihlaslı, salih insanlarla görüşmeli ki onların ihlası bize de bulaşsın. Arkana bak. Bir derviş ıssız bir yerde Basit bir çardağın içinde zikredip ibadetten başka hiçbir şey yapmazmış. Oranın hükümdarı yardımcılarıyla beraber yakınlarından geçerken görüp yanına gelir. Ama derviş yerinden kıpırdamaz. Hükümdar beni tanıdın mı diye sorar, tanıdım der. Peki niye ayağa kalkmıyor, hürmet göstermiyorsun diye sorar. Neden kalkayım ki? Bana bir menfaatin yok. Benim gibi bir kulsun senden kimin menfaati varsa o kalksın der. Hükümler sen ermiş birine benziyorsun, bana ne nasihat verirsin der. O da arkana bak der. Arkamda ne var bir şey görmüyorum deyince, zaten bir şeyi gördüğün yok, onu nasıl göreceksin? Azrail arkandan geliyor, ruhunu almak için vaktini bekliyor der. Hükümler, peki ne yapmalıyım der. Şimdiye kadar dünya için çalıştın, biraz da ahiretin için çalış. Bu fırsatı değerlendir. Neyin varsa Allah için dağıt. Biraz sonra zaten hepsi dünyada kalacak der. Hükümdar benden bir şey istiyor musun diye sorar. Çok vaktimi aldın. Uzaklaşmakla bana iyilik etmiş olursun der. Hükümdar dersini alır, doğruca saraya gider. Neyi varsa dağıtır.